Sultan 1. Mesut Türkiye Selçuklularını ilk parasını bastırmıştır. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir? Para basmak arkadaşlar, hutbe okutmak, para basmak, sonra savaş ve barışa karar vermek e, bu tür alametler bağımsızlığın alametlerindendir. Bu doğrultuda baktığımızda B seçeneğinde Türkiye Selçuklarının ekonomik açıdan güçlendiğinin göstergesidir. Neden? Eğer bir devlet kendisi para basabiliyorsa Örneğin Büyük Selçuklu parasını değil de kendi paralarını kullanıyorlarsa, örneğin Bizans parasını değil de kendi paralarını kullanıyorsa Selçuklular demek ki ekonomik açıdan güçlenmişler, ekonomik bağımsızlığa kavuşmuşlardır denilebilir. Buna en yakın seçeneklerimizde B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz B de diyoruz arkadaşlar. İkinci Kılıcarsan Birliği Kafran Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama politikası takip etmiştir. İkinci Kılıçarslan'ın bu politika doğrultusunda üçüncü Haçlı Seferi'ne karşı mücadele etmesi, Danişmentoğulları Beyliği'ne son vermesi, ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırması faaliyetlerini hangileri yürüttüğü söylenebilir? Sorumuzu dikkatli okuyoruz. Arkadaşlar, Türk siyasi birliği ile alakalı bir durum. Haçlı Seferi Türk siyasi birliği değil. Ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırması Türk siyasi birliği değil. Arkadaşlar geriye ne kalıyor? Danişmentoğulları beyliğine son vermesi. Çünkü bu beylikte Anadolu'da yaşıyordu. Bu beyliğe son vererek Anadolu'da siyasi birlik zaten büyük ölçüde sağlanmış olacaktır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz yalnız 2B seçeneği olacaktır. Haçlı seferleri sonucunda Avrupalılar kağıt, matbaa, barut ve pusula ile tanışmış. Ayrıca birçok İslam bilgininin eserleri Avrupa'ya götürülmüş ve bu eser Latince'ye çevrilmiştir. Bu durumun Avrupa'da aşağıdakilerin hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenemez. Ateşli silah teknolojisinin gelişmesi. Evet arkadaşlar bunun üzerinde etkili olur. Ne etkili olur? Barut. Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi, arkadaşlar kağıt matbaanın Avrupa'ya gitmesi, Rönesans reform. Rönesans hareketlerinin başlaması kağıt matbaa. Coğrafi keşifler arkadaşlar ne diyoruz? Pusula coğrafi keşifler diyoruz. Skolastik düşünün hakim olması değil, yıkılması deseydi de olurdu. Ama hakim olması olamaz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz her seçeneği. Türkiye Selçuklu Sultanları Keykubat, Keyhüsrev, Keykaos gibi unvanlar kullanmışlardır. Bu durum Türkiye Selçuklu ile ilgili aşağıdaki hangisinin göstergesidir? Arkadaşlar yukarıda gördüğümüz ünvanlar bunlar İran kültürüne ait ünvanlar. E, Türkiye Selçuklu bu bölgeye hakim olduğu için İran siyasi gereğinden etkilendiğinin açık kanıtıdır. Çünkü İran'a ait ünvanlar kullanmış. Yani 2. Gıyasettin Keyhüsrev değil de 2. Gıyasettin Han olması gerekirken key hüsra olmuş. Bu da İran siyasi yerinin etkilendiğinin göstergesidir. İran kültürü ile Türk kültürünün etkileşimi örnektir. Doğru seçeneğimiz bu yüzden A seçeneğidir diyoruz. İkinci Kılıçarsan son dönemlerinde yaşlandığını ileri sürerek ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırmıştır. Bu durum ikinci Kılıçarsan'ın aşağıdaki hangisine uygun olarak hareket ettiğini göstermez. Kut anlayışına hareket etmiş arkadaşlar. Kut anlayışında ülke haneden ortak malı. O yüzden de ne yapıyor? Ee, ülke çocuk arasında paylaştırması gayet doğal. Türk siyasi geleneği yine babadan oğula geçme tat olayı yukarıdaki ile paralellik gösteriyor. Ülke haneden ortak mana anlayışı, yine küt anlayışı ile alakalı söylemiştik. Türk hakimiyet anlayışına, e, Türk siyasi geleneğine yine aynı şeyler arkadaşlar. İkili devlet sistemine karşı arkadaşlar buna karşı terstir. Neden? İkili devlet sistemi doğuda hükümdar oturur, batıda o aileden birisi oturur. Oysa burada ne yapıyor arkadaşlar? Padişah ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırıyor. Dolayısıyla doğulu ve batılı ikili yönetimi ne yapmış oluyor? çiğnemiş oluyor. Doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır bu yüzden. Birinci Gıyasettin Keyhüsel döneminde Trabzon Rum İmparatorluğu yenilgiye uğratılarak Samsun alınmış ve kapanmış olan Karadeniz ticaret yolu yeniden canlanmıştır. Akdeniz ticaretten söz sahibi olmak amacıyla Venediklilerle ilk ticaret antlaşması yapılmıştır. Buna göre Türkiye Selçukluların ticaret hacmi artmıştır. Birinci kıyas ettiğin Keyhüsrev gümrük gelirlerini yükseltmeye çalışmıştır. Venedikliler Türkiye Selçuklularını ekonomik açıdan kendilerine bağımlı hale getirmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet Türkiye Selçuklu'nun ticaret hacmi artmıştır arkadaşlar. Bakın Samsun alınmış. Karadeniz yol açılmış. Birinci kıyas ettiğin Keyhüsrev gümrük gelirlerini yükseltmeye çalışmıştır. Evet, Venediklerle ticaret anlaşması yapılması buna örnektir. Ama Venedikliler ekonomikten Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye Selçuklu'nun hakimiyet altına aldığı ifadesi yanlış. O yüzden 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. Türkiye Selçuklularında Melikler büyük divana bağlı olmayıp doğrudan hükümdara bağlı olarak görev yaparlardı. Bu uygulamanın aşağıdaki hangisini önlemeye yönelik olduğu söylenebilir. Arkadaşlar yönetimle ilgili bir durum var burada. Yönetimle ilgili bir durum var. Hükümdarın kanunlara aykırı bir şekilde devleti yönetmesinden, hukuktan bahsetmiyor. Meliklerin devlet yönetiminde ve askerlik sanatına deneyim kazanmasından bahsetmiyor. Büyük divanın yetkilerinin ve görevlerin kısıtlanmasından bahsetmiyor. Meliklerin sultanın otoritesini tehdit edecek kadar güçlenmesini arkadaşlar önlemeye yöneliktir. Neden? Bakın Türkiye Selçuklu'nda Büyük Selçuklu demiyor. Türkiye Selçuklularına melikler büyük divana bağlı bağlı olmayıp doğrudan hükümdara bağlı yani hükümdar meliklerin yani kendi erkek çocuklarının arkadaşlar ne yapıyor hareketlerini kontrol altına tutmak için direkt kendisine bağlıyor dolayısıyla da ne yapıyor merkezi otoritesi bir nevi korumuş oluyor hükümdarlar diyoruz bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği Türkiye Selçukluları döneminde Türkmen halısı ve kilimleri Ankara'nın soft kumaşı dünyaca ünlenmiştir. Bu durum Anadolu'da daha çok aşağıdaki sektörlerden hangisinin gelişmiş olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar halı kilim daha çok neyle alakalı? Dokumacılıkla alakalı. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir diyoruz. Moğol istilası ile tahrip edilen Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatının canlanmasında aşağıdaki bilim insanı ve düşüncenin hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez. Sorumuza dikkat ediyoruz arkadaşlar bakın. Anadolu'nun diyor sosyal. Mevlana Celalettin Rumi bu dönemde Anadolu'da yetişmiştir. Yunus Emre yine bu dönemde Anadolu'da yetişmiştir. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli Anadolu'da yetişmişlerdir. Fakat İbn Haldun arkadaşlar fikirleriyle Anadolu'yu etkilemiş olabilir ama İbn Haldun Anadolu'da yetişmemiştir. O yüzden doğrudan etkili olduğu söylenemez. Ama A, C, D, E seçeneklerindeki virlerimiz doğrudan Anadolu'da yaşadıkları için Anadolu'yu daha çok etkilemişlerdir. Anadolu kültürünü diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır diyoruz. Türkiye Selçuklularında ve Anadolu Türk Beyliklerinde ordu mensupları ile devlet adamlarına hizmetleri veya maaş karşılığı verilen toprakların aşşatırı hangisi olduğu söylenebilir? Evet arkadaşlar maaş karşılığı verilen topraklar ikta değil mi? İkta yani Osmanlılar karşılığı tımar bir bölgeye devlet asker gönderdiğinde o askere maaş vermiyor. Oradaki devlete ait toprakların gelirlerini o ordu komutanına ve o komutanın altında yetiştirdiği ikta askerleri arasında oranın gelirleri paylaşılıyor. Bu sisteme ikta sistemi deniyor. Bunu biraz daha gelişmiş haline Osmanlı Devleti'nde tımar deniyor diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Köşeda Savaşı Moğolların Anadolu'yu istila ederek hakimiyetleri altına almasına olanak tanımıştır. Anadolu'nun Moğol hakimiyeti altına girmesinin, Anadolu'da Türkistan varlığının sona ermesi, Türkiye Selçuklularının dağılış sürecine girmesi, Anadolu'nun uluslararası ticaretteki öneminin azalması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Evet, Anadolu'da Türkistan varlığı sona ermemiştir arkadaşlar. Sadece zayıflar. Zayıflar. Buna ulaşılamaz. Çünkü Kürsel Savaşı sonrasında tamam Anadolu Selçukları Moğolları yenilmiş ama Türkistan varlığı bitmemiş sadece zayıflamış. Türkiye Selçukların dağılı sürecine girmesi çünkü savaşı kaybetmişlerdir Köse Dağı Savaşı'na Moğollara karşı 1243'te. Anadolu'nun uluslararası ticareti önemi azalır. Savaş olan bir bölgede arkadaşlar harap olan bir bölgede Moğol istilalarıyla yağmalanan bir bölgede ticaret olmaz. O yüzden de ticaret önce asayiş, güvenliğe bakar. Bu baktığımız baktığımızda iki 3'e ulaşırız. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olduğu görülecektir. Harzemşahlardan sonra Eyyubiler de Türkiye Selçukluları ile yaptıkları ittifakı bozarak saldırıya geçmiştir. Bu durumun aşağıdakilerin hangisini önlediği söylenebilir. Anadolu'nun kısa sürede Türk yurdu hale getirilmesini... Hayır iki Türk devleti savaşıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Sonuç olamaz. Abbas halifesinin Şiilere karşı korunmasını yukarıda iki Türk devletinin birbirine karşı mücadelesinden bahsediyor. Abbas halifesi söz konusu değil. Moğol istilası karşısında birleşik bir Türk-İslam direnişinin gerçekleştirilmesini önler. Ne de? Çünkü Hardemşallar ile Eyyubiler Türkiye Selçukları ile ittifak yapsalardı belki de 1243 Kutsal Savaşı'nda Türkiye Selçukları kaybetmeyecekti. Türkistan dünyası kaybetmeyecekti. Ama onlar birbiriyle saldırdığının dolayı Türkistan dünyasının birbiriyle arkadaşlar kavga halinde olması onları zayıf atmış. Moğollar karşısında Moğollar da Anadolu'yu kısaca rahatça ele geçirmişlerdir diyoruz. Bunu önlemiştir. Onların birlik olmasını ön önlemiştir. Çünkü Eyyubiler Türk İslam, Hardemşallar Türk İslam, Türkiye Selçukları Türk İslam. E dolayısıyla bunlar birbiriyle savaştıkları için Türk dirençleri kırılmış. Kime karşı? Moğollara karşı diyoruz zayıf düşmüşlerdir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği bu yüzden.